Sevgili takipçilerim, öğrencilerim ve çok sevgili danışanlarım. 5 Şubat'ta Türkiye saatine göre gece 21:28'de 16 derece Aslan burcunda Dolunay meydana gelecek. Dolunay sırasında Güneş Kova burcunda, Ay tam karşısında Aslan burcunda parlayacak. Bu kuşkusuz yılın önemli dolunaylarından birisi, sabit burçta olması, Uranüs'le yine güçlü bir açılanma içerisinde olması hayatımızda değiştirici, dönüştürücü etkiler getiriyor. Dolunay sırasında enerjiler olgunlaşır, görünür hale gelir. Yeni aydaki girişimlerimiz sonuç verir. Ve bu süreçte ruhsal anlamda da önemli farkındalıklar kazanırız. Gerek kendi yaşamımızda gerek çevremizde hızlı gelişmeler olabilir. Hatta şaşırtıcı durumlarla da karşılaşabiliriz. Özellikle sabit burçlarımız tabii ki daha fazla etkileniyor bu dolunaydan. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Kova, Aslan, Boğa ya da Akrep burçlarındaysanız, kişisel gezegenleriniz bu burçlarda ve 16 derece yakınlarındaysa bu etki sizin için önemli olacak. Dolunay yaşamanıza daha fazla dokunacak. Aslan ateş elementine ait sabit nitelikli bir burç. Aslında yaşamın keyfi, heyecanı, kişisel anlamda özgüvenimizi arttıran, kendimizi ifade etmemize olanak sağlayan tüm kişisel yeteneklerimiz, becerilerimiz, faaliyetlerimiz, kişisel girişimlerimiz Aslan Burcu ile alakalıdır. Aslan Burcu sanatı yönetir, sanatçıları yönetir. Aslan Burcu sahnede dikkat çektiğimiz her türlü davranışla, kişisel inisiyatif aldığımız kavramlarla ilgilidir. O yüzden liderlikle ilgili konuları, liderleri de Aslan Burcu yönetir. Dikkat çekicidir. Aslan Güneş merkezdedir biliyorsunuz sistemimizde. Yıldızdır. Dolayısıyla Aslan Burcu da yıldızdır. Ve ünlü kişiler, sahnede olan kişiler, liderler, güçlü kişiler, özellikle soylular, asaleti olan kişiler, kurumlar, yapılar hep Aslan Burcu ile alakalıdır. Yöneticiler burada yine Aslan Burcu ile alakalıdır. Ve Dolunay döneminde tüm bu konular, bu kişiler, bu kurumlar daha fazla bir dikkat çekebilir. Onlarla ilgili konular gündemimizde olabilir, belirleyici olabilir. Aslan eğlenceli konularla ilgilidir. Hayatımızda keyif aldığımız, eğlendiğimiz, işte bunlar oyundur. Eğlenceli faaliyetler, organizasyonlar, sanatsal etkinlikler, kültürel yapılar, gece hayatı, işte bizi eğlendiren her türlü yapı Aslan Burcu ile alakalıdır. Çocuklarımızı anlatır. O yüzden çocuklar, hamilelik, doğum gibi konularla da ilgilidir. Çünkü yaratıcılıkla ilgilidir ve çocuklar da bizim yaşamamızdaki en önemli yaratım alanlarıdır ve yine çocuklarımızı yönetir Aslan Burcu. Aşk hayatımızdır, romantik konular, özellikle flörtlerimiz Aslan Burcu ile alakalıdır. Şansa ihtiyaç olan yaşamımızdaki işte bunlar spekülatif alanlar, oyunlar, rekabet içerikli konular, aynı zamanda para piyasalarında işte borsa gibi yatırım alanları, spekülatif piyasalar falan, bunları da Aslan Burcu yönetir. Dolayısıyla özellikle Boğa Burcu'nda Uranüs'te olunca para piyasaları, işte spekülatif alanlarda, çeşitli borsalarda daha görünür durumlar, gelişmeler, dikkat çekici durumlar burada Dolunay ve Dolunay yakın zamanlarda bekleyebiliriz. Al haritasında Başak Burcu yükseliyor ki Başak günlük hayatımız, sağlığımız, alışkanlıklarımız, beslenmemiz, gıdamız, iş hayatımız, mesleğimiz ve çalışma koşullarımızla ilgili. Özellikle burada kişisel doğum haritalarımıza lütfen dikkat ediniz. Aslan Burcu ile beraber yükselen Başak Burcu'nda bulunduğu ev alanları Dolunay sırasında biraz daha görünür hale gelecektir. Mars İkizler Burcu'nda artık hızlanmış bir pozisyonda. Hiçbir gezegen gerilemiyor. Bu da çok enteresan, az bulunur bir durum. Aynı zamanda da tabii ki iyi bir durum. Gezegenlerin ileri hareketli olması aslında bu Dolunay'ın daha hızlı, daha sonuca odaklı bir süreci de işaret ettiğini gösteriyor bize. Şubat ayının genelinde aslında bu ileri hareketteki gezegenler günlük hayatımızı hızlandırabilir. Yaptığımız girişimleri daha hızlı sonuçlandırabilir. Dikkat çekebiliriz. Bir başarı getirebilir bize. Sağlık konularına da dikkat etmek gerekiyor. Özellikle yükselen de Başak Burcu'nu görünce Aslan Burcu, Aslan Kova aksında işte kalple ilgili sağlık sorunları, rahatsızlıkları, problemleri, dolaşım sistemi, damarlar, tansiyon ve sinir sistemiyle alakalı bazı problemler, sırt ve omurgayla ilgili dikkat çekici durumlar. Bunlar genel olarak
bunlar bu alanlardaki sağlık sorunları artabilir, daha görünür hale gelebilir. Kronik sorunu olanların tabii ki temkinli olması gerekiyor. Bu bölgelerdeki tedaviler için, bu bölgelerle ilgili özellikle sağlık sorunları ile ilgili uygulanacak konularda da tedavi yöntemleri, operasyon veya ameliyat gibi konular olabilir. Buralarda da daha bilinçli olmak gerekiyor. Venüs balık burcunda romantik etkileri arttırıyor bu gökyüzü. Venüs ile Mars arasında da güzel bir açı var. Dolayısıyla ikili ilişkilerde aslında Dolunay ve Dolunay'ı takip eden 2 haftalık süreç içerisinde hareketlilik var. Aşk, romantizm konularında güçlü bir etkileşim var. Birçok kişi için bunlar hayatlarında biraz daha dikkat çekecek. Yani aşk temaları öne çıkacak. Karşı cinsle ilişkiler daha dikkat çekecek. Güzellik, estetik bakım, ki bunlar makyaj olabilir, işte giyim kuşam olabilir. Özellikle aslan saç ve saçla ilgilidir. Yani saç bakımları, işte buralarda yapılabilecek imaj değişimleri. Aslında bu aslan dolunayı bu konularda destekliyor. Buralarda bazı kararlar verebiliriz. Bazı imaj değişimleri, güzellik, estetik, kişisel bakım gibi alanlarda arayışlarımız olabilir. Tabii ki moda, estetik alanı, güzellikle ilgili sektör, tüm özellikle mücevher, altın ve buna benzer değerli taş ve madenlerle ilgili konular da dikkat çeken aslan döneminde. Ve buralarda bir değerlenme veya hani bizim kişisel yatırımlarımızda vereceğimiz kararlarda bazı önemli dönüşümler söz konusu olabilir. Bu sektörler ve bu özellikle bu sektörlerde çalışan kişiler ve bu alanlardaki gelişmelerde dikkat çekebilir. Dolunay'ı takip eden günlerde 14, 15, 16 Şubat gibi Venüs Neptün balık burcunda kavuşumunu göreceğiz. Bu ilişkiler, ikili ilişkiler, özellikle romantik beklentilerimizi biraz daha idealize edebileceğimizi gösteriyor. Parasal konularda hayallerimiz olabilir. Tabii ki Neptün bizi hayallerimize kavuşturabilir. Bazı ideallerimize de kavuşturabilir. Bunun için zaten çok güçlü bir yaratıcılık, bir ilham akışı da veriyor. Ama yine de Neptün olunca gerçeklerden de çok uzaklaşmamak mümkün olduğunca da daha böyle mantıklı, daha planlı, programlı, daha sağduyulu hareket etmekte fayda var. Sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar, aslan dolunayı 5. evinizi aydınlatırken bu sizin için eğlenceli, keyifli, özgüveninizi arttırıcı bir süreci işaret ediyor. Tabii ki kişisel anlamda yaptığınız girişimlerde bir başarı getirebilir bu dolunay size. Sosyal yaşamda dikkat çekmeniz, fark edilmeniz mümkün ve aşk alanında da çok önemli bir dolunay bu. Aşk arayan, hayatında birini isteyen sevgili koçlar, bu dolunay size bir ilişkiyi, bir aşkı müjdeliyor. Süre gelen ilişkilerinizde de tabii ki romantizmin arttığı bir dönemdesiniz. Hatta bir ilişkiniz var, evlisiniz, artık çocuk sahibi olmak istiyorsunuz. Çocuklar için de çok destekleyici bir dolunay bu. Hamilelik, doğum gibi konularda kararlar vermeniz, bu süreç içerisinde önemli adımlar atmanız, hızlı gelişmelerle karşılaşmanız mümkün. Şans gibi konularda özellikle parasal kazançlarınız, yatırımlarınız, biraz daha şansa ihtiyacınız olan alanlarda hızlı gelişmeler olabilir. Tabii risklere dikkat edin. Risk alabileceğiniz bir dönemdesiniz. Kolaylıkla risk alabilirsiniz. Bunlar çok olumlu geri dönüşler de getirebilir. Ama yine de mümkün olduğunca güvenli, planlı hareket edin. Unutmayın, Boğa burcundaki Uranüs para evinizde. Bu parası anlamda hızlı kazançlar getirebilir ama bazı dengesizlikler de getirebilir. Dikkatli ve temkinli olmanız gerekiyor. Sağlam kararlarınız güzel sonuçlar getirebilir bu dönemde. Sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar, aslan burcundaki dolunay 4. evinizde olacak ki bu sizin için özel yaşamdır. Evinizdir, yuvanızdır, ailenizdir. Buralarda bir dönüşüm, bir tamamlanma, bir amaca ulaşma ya da bir farkındalık söz konusu. Burcunuzdaki Uranüs'ün tesiri aslında bir yer değişimi, ev yuva alanlarında bir önemli karar getirebilir. Evlilikle bağlantılı olabilir bu yuva kurma gibi. Belki bir ayrılıkla bağlantılı yer değişimi gibi olabilir. Anne baba, ebeveynleriniz, onların düzenleriyle ilgili konular olabilir. Ev almak, satmak, taşınmak ve benzeri konularda süreçte olan bazı işleriniz, gündemleriniz varsa bu dolunay bunları netleştirebilir. Bir sonuç almanızı sağlayabilir. Sizin için önemli bir dolunay. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneş burcunuz ve yükselen burcunuz.
16 derece ve yakınlarındaysa bu dolunayın sizin için çok daha önemli ve etkili olmasını bekleyebiliriz. Sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar. Evet, Aslan burcundaki dolunay 3. evinizde olacak. Bazı düşünceleriniz netleşiyor. Yaratıcılığınızın arttığı bir dönemdesiniz. Özellikle kişisel tasarım, bir şeyleri yazmak, üretmek, çizmek alanlarında. Buralarda gerçekten çok üretkensiniz. Çalıştığınız, yaptığınız işlerin de sonuçlarını alabilirsiniz. Mars'ın da çok güzel destekleri var. İnisiyatif aldığınız, hızlandığınız, mücadele ettiğiniz bir dönemdesiniz ve kişisel yeteneklerinizi, zihinsel aktivitelerinizi de güçlü bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Kardeşlerle ilgili alanlarda bazı gelişmeler olabilir. Kardeşlerinizle ilgili örneğin hayatınızda gündemleriniz varsa şimdi orada bir dönüm noktasındasınız ya da bir şey netleşiyor, bir farkındalık söz konusu. Bir eğitimi tamamlama, bir seyahate çıkma, bir yolculukla ilgili plan yapma ya da bir iş anlaşması, sözleşme ya da bir reklam, promosyon, internet üzerinde iletişim ve sosyal medya alanlarında yapabileceğiniz her türlü iş ve çalışmada bu dolunay önemli etkiler getirebilir yaşamınıza. Sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar, Aslan burcundaki dolunay para evinizi aydınlatıyor. Evet, para konularında hızlı etkiler alabilirsiniz. Bir para kazanma, beklediğiniz bir paranın elinize geçmesi, bir değer üretmeniz, bunu işe ve para kazancına dönüştürmeniz ya da bir mal varlığını satmanız, kiralamanız ya da bir alışveriş yapmanız, ihtiyaç duyduğunuz bir şeyi sahiplenmeniz, emlak almak, satmak, araba almak, satmak ve benzeri konular. Hani buralarda gerçekten güçlü bir dolunay tesirindesiniz. Hızlı kazançlar olabilir, şansla ilgili spekülatif alanlardan da gelebilir. Daha öncesinde verdiğiniz kararlar, yaptığınız yatırımların bir sonucunu almanız ve bununla da ilgili özellikle parasal konularda, bazı maddi konularda hızlı gelişmelerle karşılaşmanız mümkün sevgili yengeçler. Sevgili aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar, sizin dolunayınız. Tabii ki bu dolunay sizin her şeyden önce bulunduğunuz ortamda başkalarının dikkatini çekmenizi sağlayacak. Parlayacaksınız ve öne çıkacaksınız. Yaptığınız çalışmaların, işlerin sonucunu alabilir, bir başarı, bir ödülle de karşılaşabilirsiniz. Uranüs etkisi iş kariyer alanınıza hızlı değişimler, yenilikler, fırsatlar getirebilir. Taşınmalar, yer değişiklikleri, mesleki değişimler olabilir. İlişkilerinizle de ilgili bazı önemli kararlar verebilirsiniz. İmajınızla ilgili, fiziksel görünümünüzle de ilgili belki böyle bir dönüşüm içerisindesiniz. Herkes aynı şekilde etkilenmiyor tabii ki ama siz en fazla etkilenen burçsunuz tabii ki. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 16 derece ve yakınlarındaysa bu bahsettiğim etkiyi çok daha önemli bir şekilde alabilirsiniz. Sağlık konularında bazı hassasiyetler olabilir. Kalp, dolaşım sistemi, tansiyon dengesizlikleri, özellikle sırt, omurga problemleri falan. Hani buralarda kronik sorunlarınız varsa tabii ki dolunay bu etkileri arttırabilir. Kendinize de kişisel anlamda, sağlık anlamında dikkat etmenizde fayda var sevgili aslanlar. Sevgili başaklar ve yükselen burcu başak olanlar, Aslan burcundaki dolunay 12. evinizde olacak. Manevi anlamda açılımlar getiren, önemli farkındalıklar getiren bir dolunay. Kendinizle ilgili önemli keşifleriniz olabilir. Yaşamınızda gizli olan bir şeyler böyle bir ortaya çıkabilir. Bunları fark edebilirsiniz. Yaşamınızı iyileştirmek adına, iş temponuzu arttırmak, işte iş veriminizi arttırmak adına bazı önemli dönüşümler yaşayabilirsiniz. Belki artık bitmesi gereken bir alışkanlık, sizin için yararlı olmayan bir günlük rutininiz, bir çalışma iş, bir işiniz. Hani bunları hayatınızdan çıkarmanız, yaşamınızda düzenlemeler yapmanız mümkün. Bu dolunayda şifa için sağlık kuruluşlarına, hastanelere gitmeniz, bir check-up yaptırmanız veya bir sağlık sorununuzun şifası için uğraşmanız mümkündür. Bilinçaltı çalışmaları, arınma, terapi, detoks gibi her türlü faaliyette de çok güçlü destekler alabilirsiniz sevgili başaklar. Sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar, Aslan burcundaki dolunay sizin 11. evinizde parlıyor olacak. Keyifli bir dolunay. Venüs'ün de güzel bir açısı var. Mars'tan güzel açılar alıyorsunuz. Bu dolunay sosyal anlamda parlamanız, başkalarının dikkatini çekmenizi sağlayabilir. İş ortamında yaptığınız çalışmaların maddi manevi ödüllerini alabilirsiniz. Bir projeyi bitirebilirsiniz. Bir hedefinize ulaşabilirsiniz. Şansa ihtiyacınız olan alanlarda, parasal anlamda bazı yatırımların değerlenmesi gibi. Bu anlamda şans
elde edebilirsiniz. Aynı zamanda aşk dolunayı bu ki aşk alanında da keyifli bir etki var. Aşık olabilirsiniz. Sevdiğiniz kişilerle veya eşinizle, partnerinizle güzel bir tatil, eğlenceli bir ortama katılmanız, işte düğün, eğlence gibi böyle ortamlara katılmanız, arkadaşlarla daha fazla bir arada olmanız bu dolunay döneminde mümkün görünüyor. Teklifler gelebilir size. Yeni insanlarla tabii ki tanışabilirsiniz. Ve süre gelen bazı ilişkiniz, ki özellikle bunlar arkadaş gruplarınızla ilgili olabilir, onlarla ilgili bazı gelişmelerin olması ve belki sizin bu alanlarda bazı kararlar almanız ilişkilerinizle ilgili mümkün olabilir sevgili teraziler. Sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar, aslan burcundaki dolunay kariyer evinizde parlıyor. Bu sizi kariyerde sorumluluklar, göreviniz, toplumdaki statünüz, medeni durumunuz, yani buralarda bir dönüşüm getirebilir. İlişkilerle de bağlantılı olabilir. Çünkü Uranüs ilişki evinizde, biliyorsunuz. Hani evlenerek de medeni durumunuz değişir. Boşanarak da değişebilir. Hatta ilişkilerle ve işbirlikleriyle bağlantılı olarak iş, kariyer ve meslek konusunda da bazı hedeflerinize ulaşabilirsiniz. Başarı elde edebileceğiniz bir dolunay, harcadığınız emekler doğrultusunda. Bu dolunay yaşadığınız yer, çalıştığınız yer ve buralarda da bazı değişimler, yenilikler hayatınıza getirebilir. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle Güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 16 derece ve yakınlarındaysa bu bahsettiğim etkiler sizin için çok daha güçlü ve önemli olabilir. Sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlar, aslan burcundaki dolunay sizin için keyifli etkiler getiriyor. Eğlenceli, romantik bir tesir var. Bu tabii ki ilişkilerinizde, aşk hayatınızda biraz daha eğlenebileceğiniz, keyif alabileceğiniz bir süreci işaret edebilir. 9. evinizde olacak. Dolayısıyla tatil, seyahat planlarınız, yolculuklarınız olabilir. Özellikle uzaklar, yurt dışı, uluslararası alanlarda bazı hedeflerinize ulaşabilirsiniz. Akademik konular, eğitimle ilgili çalışmalar. Buralarda yine kendinizi gösterebileceğiniz bir dönemdesiniz. Her türlü iletişim alanında, medya alanında yapılan çalışmalarda, faaliyetlerde yine önemli bazı amaçlarınıza ulaşabilirsiniz. Hukuksal beklentileriniz varsa, ki bu dönemde olabilir, çünkü Mars 7. evinizde, bir davanız, bir mahkemeniz olabilir, rekabet içerikli bir konunuz olabilir. İşte bu aslan dolunayı süreç içerisindeki gelişmeleri sonuçlandırırken bazı durumları da sizin için daha görünür hale getirebilir. Sevgili oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olanlar, aslan burcundaki dolunay 8. evinizde parlıyor olacak. Bu dolunay özellikle ilişkilerinizle bağlantılı olarak buralardaki bazı kararlarınız, özellikle hisseli paralar, paylaşımlar alanında dönüşümler getirebilir. Evlilikler, ayrılıklarla bağlantılı bir nafaka konusu, bir tazminat, belki bir miras konunuz var, bir size ait bir mülkün satılması, kiralanması ile ilgili gelirler ya da giderleriniz var. Bir kredi almak ya da bir borcu ödemek, yapılandırmak, emeklilik sigorta gibi bir konu mesela. Bunlarla ilgili süreçteki gelişmeleri hızlandırırken bazı sonuçlar almanızı ve içinde bulunduğunuz şartların biraz daha netleşmesini sağlayabilir sevgili oğlaklar. Sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar, sizin için de çok önemli bir dolunay. Güneş burcunuzda, tam karşıt evinizde bir dolunay. İlişki dinamiklerinizde önemli dönüşümler olabilir. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 16 derece ve yakınlarındaysa sizin için çok belirleyici bir dolunay. Evlilik kararı alabilirsiniz, evlenebilirsiniz, evlilik teklifi alabilirsiniz. Ama süre gelen bir ilişkinizde sorun varsa tabii ki ayrılıklar da olabilir. Çünkü Uranüs burada bir şeyleri de değiştirebilir. Yani düzeni değiştirebilir. Yeni bir yol arayışına sizi sokabilir. İşbirlikleri, ortaklıklar, hani buralarda süreçleriniz varsa tabii ki bu dolunay her şeyi biraz daha netleştirecek, olgunlaştıracak, belirli hedeflerinize sizi ulaştıracak. Eşinizin ya da partnerinizin yaşamında bazı dönüşümler olabilir süreç içerisinde, veya eşinizle, partnerinizle ya da ortağınızla bazı kararlar vermeniz, bazı birlikte yapılacak, atılacak adımlar veya herhangi bir konuda verilecek kararlar bu dolunayın gündeminde olabilir. Sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar, aslan burcundaki dolunay 6. evinizde parlıyor olacak. Günlük yaşamınızın detayları öne çıkıyor. İş ve mesleki konularda kendinizi geliştireceğiniz, yeteneklerinizi biraz daha büyüteceğiniz bazı çalışmalar içerisinde olabilirsiniz. Tabii ki bu bir işe başlama, bir mesleki eğitim ve benzeri bir konu olabilir. Çalışma ortamlarınızda, özellikle
beraber çalıştığınız kişiler, hizmet aldığınız kişiler ve benzeri buralarda bazı dönüşümler olabilir. Sağlığınıza dikkat edin. Sağlıkla ilgili konularda bu dolunay gündemleriniz varsa bunları görünür hale getirebilir. Bir sağlık sorununu ortaya çıkarmak gibi. Ama sağlığınızı iyileştirmek adına tedaviler veya hem yaşam kalitenizi arttırmak, iş kalitenizi arttırmak, sağlığınızı iyileştirmek adına yaşam alışkanlıklarınız ve günlük rutinlerinizde yapacağınız, işte bir diyete başlamak, beslenme programı değiştirmek, spora başlamak gibi, çalışma şartlarınızı değiştirmek gibi düzenlemeler için de bu dolunay size önemli işaretler getirebilir sevgili balıklar.